Cemaat gelin, tarif eyleyeyim. Ne acep düşüp dünya, yeri der benden. El İskender Ali ile onu o burada doğdu, burada yürüdü, burada koştu, burada okula gitti. O burada yaşadı. O ve onun gibi binlerce Ahıskalı Türk'ün 1944'te topraklarından sökülüp sürgüne gönderilmesine kadar. Ela düşman öldürmeye, kasas almaya, koçak olur yiğitleri derbendi. Güney Kafkasya, bereketli topraklar, Çoruh, Aras ve Kür Nehri boyları. Milattan önce 7. yüzyıldan bu yana birçok kavme tanıklık eden bu bölge bir göç kavşağıdır. Milattan önce 6. yüzyıl. Bazı Türk kavimleri Hazar Denizi'ni aşar, bugünkü Gürcistan topraklarına gelirler. Bölgeyi Pers istilasına karşı korumak üzere Mitsketa Oymak Bey ile anlaşırlar. Kartveliler, yani Gürcülerle ittifak yaparak Mitsketa'nın batısına, Kür Nehri boylarına yerleşirler. Böylece M.Ö. 4. yüzyılda kurulan Gürcü Krallığı'nda Türk kavimleri önemli bir unsur olur. Öyle ki, antik dönemde Makedonyalı Büyük İskender'in Gürcistan'a geldiğinde Buntürklerle savaştığı dönemin Gürcü yıllıklarına kaydedilmiştir. Ünlü gezgin Marco Polo'ya göre ise bu Türkler Kumanlar ve Kıpçaklardır. 5. ve 11. yüzyılın Gürcü yıllıkları, Kür Nehri boylarında Buntürk şehirleri, hükümdarları ve devletleri bulunduğundan bahseder. Kür Nehri, bugünkü Gürcistan'ın Samtshe-Cavahet İdari Bölgesi olarak adlandırılan Ahıska bölgesinde, Türkiye topraklarından doğan Posof Çayı ile birleşir. Bölgenin merkezi Ahıska şehridir. Bölge ve şehir tarih sahnesine hep stratejik bir rolde çıkar. Ahıska 1048'den itibaren Selçuklu hakimiyetine girer ve Türk boyları Orta Asya'dan buraya göçerler. İlhanlıların bölgeye hakim olduğu dönemde 1268'de Kıpçak 1. Sargis, İlhanlı Hanı'ndan Gürcistan Atabeki ünvanını alır. Artvin, Ardahan, Ahıska, Ahılkelek ve Azgur bölgesinin il beyi olarak Atabek Devleti'ni kurar. Bu devletin başkenti Ahıska şehri olur. 310 yıl sonra bölgeye Osmanlılar hakim olacaktır. 1578 Osmanlı-İran Savaşı'nda Osmanlılar Ahıska Kalesi'ni tamamen ele geçirdiler.
Ondan dolayı 9 Ağustos günü, hatta aynı sene içerisinde 9 Ağustos günü Atabek Manuçehir'de Osmanlı'ya müracaat ederek itaatini kabul etti. Yani dile getirdi. Bundan sonra bölge Osmanlı hakimiyetine girmiş oluyor ve aynı zamanda Çıldır Eyaleti kuruluyor. Merkezi Ahıska olmak üzere. Ahıska, Osmanlı himayesindeki Gürcü prensliklerinin kontrol edildiği yerdi. 1783'te Tiflis merkezli Gürcü prensliğinin başında bulunan 2. Erek'le Rus çariçesi Katerina ile anlaşarak Rus himayesini kabul eder. Böylece Rus çarlığı 1801'den itibaren diğer Gürcü prensliklerini de birer birer egemenliği altına almaya başlar. 1806-1812 yılları arasındaki Osmanlı-Rus savaşında Ahıska Kalesi'ni kuşatan Ruslar kaleyi alamazlar. 1828'de ise 6 gün boyunca toplarla saldırırlar. Kaledeki Ahmediye Camii ve diğer binalar ağır hasar görür. Rus ordusu bir gece sabaha karşı Ahıska'da büyük bir yangın çıkartır. Yangın şehri sarar. Bir kısım kadın ve çocuklar kaleye sığınır. Kaleye ulaşamayan birçok Ahıskalı kadınsa Ruslara esir düşmemek için kendilerini yangına teslim eder. Kale 18 gün direnir. Gelecekte Rus General Muravyov anılarında şöyle diyecektir. Ahıska Türkleri Ruslara teslim olmadılar ve esir düşmeyi de onurlu bulmadıkları için kahramanca savaşarak şerefli ölmeyi tercih ettiler. Erzurum önüne gelmesi Rusların savaşında aslında sonuna gelindiği anlamına gelir. 14 Eylül 1829'da 2. Mahmut hem doğuda hem batıda savaşın Osmanlı aleyhine gitmesi ve sebebiyle Edirne Anlaşması olarak bildiğimiz anlaşmayı imzalamak zorunda kalacak ki bu anlaşmanın şartları da Osmanlılar için hayli ağır. 1829 Edirne Antlaşması ile Ahıska'yı alan Rusya ise Osmanlı sınırları içinde bulunan Ermenileri bu yeni alınan topraklara davet eder. Ahıska'ya Erzurum'dan gelen Ermeniler yerleştirilir. ...1877 yılında yeni bir Osmanlı-Rus savaşı başlar. Bu savaş Rumi takvime göre 1293 yılında gerçekleştiğinden Türk tarihinde adı 93 Harbi olarak bilinir. Savaş sonrasında 1878'de imzalanan Berlin Antlaşması ile Ahıska Rusya'da kalmaya devam eder. Ayrıca Kars, Ardahan ve Batum'da Rusya topraklarına dahil olur. Bölge halkının bir kısmı Osmanlı topraklarına göç eder. Bölge halkı devamlı müracaat ediyor Osmanlı'ya geri katılmak için. Hatta Çıldır eyaletinden, mesela o zaman çok biliniyor, Çıldır'dan iç kısımlara göç vardır. Bu hani Türkiye'de şu an bazı bölgelerde yerleşen Ahıskalılar olanlar, onlar 93 Harbi muhacirleri diyoruz biz onlara. Osmanlı İmparatorluğu'nun da katıldığı 1. Dünya Savaşı sürerken Rusya'da önce Menşevikler yönetimi ele geçirir. Ahıska'da Milli Komite oluşur. Komitedeki isimlerden Ahıskalı Ömer Faik Numanzade, bölgedeki Türk ve Müslüman halkların her alandaki hakları için önemli kazanımlar sağlar. 1917 Ekim devrimiyle Rusya'da yönetim Bolşeviklerin eline geçer. Ve Rusya, 1918 Brest-Litovsk Antlaşması'yla savaştan çekilir. Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı'ya bırakılır. Bu sırada bölgede kurulmuş olan Transkafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyeti, Brest-Litovsk hükümlerini tanımamaktadır. Bu federasyon, kendi arasında anlaşmazlığa düşerek 26 Mayıs 1918'de dağılır. Osmanlı Devleti, Batum ve Trabzon konferanslarıyla Kars, Ardahan ve Batum'la birlikte Ahıska'yı da geri alır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu Mondros Mütarekesini imzalar ve Ahıska'dan çekilmek zorunda kalır. Ahıskalı Türkler kendi hükümetlerini kurarlar. Hükümetin başında Ömer Faik Numanzade vardır.
Ahıska Hükümeti, Kars İslam Şurası ve Iğdır Merkezli Aras Türk Hükümeti birleşerek 18 Ocak 1919'da Kars Cumhuriyeti'ni kurarlar. Bu devlet 13 Nisan 1919'da İngilizler tarafından yıkılır. Ahıska ile birlikte Kosof ve Ardahan Gürcüler tarafından, Kars ise Ermeniler tarafından işgal edilir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını Samsun'da atar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu 1920'de Kars'ı Ermenilerden alır. Kızıl Ordu 25 Şubat 1921'de Tiflis'e girer ve Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulur. Daha sonra Ahıska'ya ilerleyen Bolşevik Rus ordusuyla Türk ordusu ard arda şehre girecek, ancak herhangi bir çatışma yaşanmayacaktır. 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 Kars Antlaşmalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bolşevik Rusya bugünkü Türkiye-Gürcistan sınırını çizerler. Bu antlaşmalarla Ahıska, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin ve dolayısıyla da Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalır. Lenin'in ölümüyle birlikte Sovyetler Birliği'nde Stalin dönemi başlar. 30'lu yıllar Ahıskalı Türkler üzerinde baskıların arttığı bir dönemdir. Geçmişteki Ahıska hükümetinin başkanı Ömer Faik Numanzade de Sovyet karşıtı milliyetçi teşkilatın kurucusu olmak suçuyla hapse atılır. Hapisten çıkması için tek şart vardır: adını, soyadını ve milliyetini değiştirmesi. Bu teklifi reddeden Numanzade ve 5 Ahıskalı aydın idam edilir. Sovyetler Birliği'nin daha devrimin başlangıcından itibaren kullandığı bir yöntem vatan hainliği sistemi. İşte muhaliflerini tasfiye etmek için, onları ezmek için ve tek partiye dayalı bir parti devlet inşa etmek için tek bir görüşün, tek bir anlayışın, bir devlet ideolojisinin tesis edilmesi ve idame ettirilmesi için hemen hemen herkesin üzerinde bir baskı uygulanıyor. Bunlardan eski kulaklar, toprak aristokratları payını alıyor, köylülük payını alıyor. O yüzü aşan etnisiteler, halklar payını alıyor, rejim muhalifleri payını alıyor. Lavrenti Pavlovic Beria başkanlığındaki Gürcü yönetimi, 1938'de Mesketlerin Gürcü kültürünü benimsemesiyle ilgili tedbirler adlı planı uygular. Buradaki Mesketler kelimesi Ahıskalı Türkleri işaret etmektedir. Mesket Türkleri deniliyor. O da şundan kaynaklanıyor, bu Gürcü tezinin bir öne konduğu bir bilgidir. Mesket Dağları geçtiği için coğrafi konuma bakınca, hani Ahıska bölgesi de dağların eteğinde, o yüzden Mesket Türkleri deniliyor. Ama bu özellikle de bölge ismiyle ilgili o kadar çok çelişkili bilgiler vardır ki ve insanlar o kadar az biliyor ki bunu. Ben çoğu kişi Ahıska deyince Alaska diye algılıyor hatta. 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı sırasında 17 yaşından 50 yaşına kadar 40 bin Ahıskalı erkek Sovyetler Birliği ordusuna alınarak Alman cephesine gönderilir. Geriye kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Ahıska-Borjom arasındaki demir yolunun yapımında çalıştırılır. Özellikle 1939 yılından sonra Almanya'nın baskısını üzerinde hissediyor Sovyetler Birliği. Almanya, Nazi İmparatorluğu büyük bir yayılma hevesi içinde ve stratejilerini de büyük ölçüde Sovyetler Birliği'nin toprakları üzerinden geçirerek ilerletmek istiyor. Fakat Alman çıkarlarıyla Sovyet çıkarları çatıştığı için er geç sıcak bir çatışma meydana gelecek ve 1941-42 yıllarında sıcak çatışmalar başlıyor. Ve Stalin yönetimi Almanya yayılmasının önüne geçmek için biraz da Güney bölgesi üzerine ağır baskılar uygulamaya başlıyor. 31 Temmuz 1944'te Beria'nın girişimiyle Ahıska bölgesindeki Türk ve Müslümanların sürgüne gönderilmesiyle ilgili karar imzalanır. İmzayı atan Joseph Stalin'dir. Nedense öyle bir tez sürüyorlar öne ki Türkiye savaşa katılacaktır.
ve sınırda olan Türkler, Türklere yardım edecek, onlara muhbirlik yapıyorlar gerekçesiyle herkesi sürüyorlar. 1944 yılı Ekim ayında demiryolu inşaatı tamamlanır. Daha önce Türkiye sınırına yerleştirilmiş olan askerler, 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece köyleri boşaltır. Resmi belgelere göre 86 bin kişi kamyonlara bindirilerek istasyonlara götürülür ve yük vagonlarına doldurulur. Ahıskalı Türklerin dönüşü olmayan sürgünü ve 1944 yılından beri sürüp giden vatana dönme mücadelesi işte burada başlar. Yola gelenleri sağlı salamatla geçir. Ana vatanlarımıza selam sağlıklar götürsün. Oranın da Allah tanım sağ salamat götürsün, dileklerine götürsün. Bir rahmet ki Rahmanirrahim. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşayan Ahıskalı Türklerden 89 yaşındaki Mert Ali Aliyev, 19 yaşındayken sürüldüğü Ahıskayı ve köyünü 70 yıl sonra ilk defa görmeye gidiyor. Köyünü bıraktığı gibi bulmaya, babasının mezarını ziyarete. Mert Ali Aliyev'in oğlu Bekir ve yeğeni Mehmet, vatana yolculukta ona eşlik ediyor. Ali Ahmedov ilk kez göreceği Ahıskayı küçük el kamerasıyla kaydetmeyi ve diğer Ahıskalılara izletmeyi umuyor. Türkiye'den gelen Ahmet Turanlı, dedesinin Gürcü komşularını arıyor. Reşat Şamiloğlu baba evini görmeyi, Ali Paşaoğlu dedesinden dinlediği yerleri bulmayı, ben Çağısmanlı. Şehzade Dursunov ulaşabilirse babasının veya annesinin köyünü görebilmeyi ümit ediyor. Vatandan uzak doğanlar çocukluklarından bu yana dinledikleri masal ülkesini merak ederken Mert Ali Aliyev geçmişin gerçeğinden bugünün gerçeğine doğru yola çıkıyor. Koyun satardık, o malın koyunun pendirini, yağını yapardık. Onu de klientler gelirdi, evden de götürürdü, götürür de verirdik de. O Gürcistan'ın çok yerini bizim malın koyunun pendiri, yağı basıyordu. Gidirdik şehre, alver edirdik, lazımsa bir şey alırdık, gidirdik. Orada da yine tiyatro, kinoya oynamak, gezmek, şehirde o. İki kocalık Gürcü vardı, bir iki kocalık da Ermeni vardı, imtiyazla işliyordular. Oradaki yaşadığımız o garajda yaşayanların büyükleri, hepsi onlar Ermeniydiler. O Ermeniler iş bilermez, traktör binerdi, kombayn binerdi, yer sürdürürdü, ekin biçtirirdi. İşler idi orada, burada bizim kalkoz var idi, savkoz var idi, burada işler olur bizim. Burada köy vardır. 3-4 köy var burada. Caralı vardır, Nijgola vardır, Cagisman vardır. Su,
Hamısı Müslüman idiler. Gidiyoruz, geliyoruz, söylüyoruz, öyle idiler. Onların köyü burada durar, haberde. Değil orada. Şey, 15 tütünü var idi burada. Müslüman idiler. Mektep yoktu, ellerde okuyorduk. Sonra mektep, 10 yıl mektep yaptılar. 10 yıl mektepte okudum birkaç yıl. Kalfoda çalışıyorduk. 10. klas bir tutuyum, Ermenice, Gürcüce. Ben Ermenilerin mealimiyim, Gürcünün. Хорошо жили мы вместе, работали колхоз был. Это время были колхоз. Все, вместе были. Yavaş yavaş intele, yakınlaşıyoruz Mehmet Ağa. Nasıl lan? Baba Allah Teala niyetin kabul edecek mi? Bak nasıl? Amin. Edecek mi? Niyetin mi? Razisin mi? Bu orucağın herkesin niyetini kabul etsin. Yerim ben, yurdum ben. Anamın, babamın yeridir, yurdudur. Bunda yaşamışım. Çok sevindim. Çok sevindim yerim. Çok iyi görüyorum. Bundan sonra göremem. Kırk birinci yılda babamız Vuruş Mahalli armiyaya gitti, soldatlığa. Gelmedi. Altı uşağıyla anam kaldı. Babam gitti, babam gittikten sonra bir dönüş dediler ki gerçin vuruşuna gidiyoruz diye bir ahırki mektubu geldi. Ondan sonra babamdan hiç ad nişan yok. Çünkü Kavkaz'da neki adamlarımız hep askere gitti, oğlanlar askere gitti, gelinler kaldı, kızlar kaldı. Ben kız geline yardım ederdim. Öküzlerin boyunduruğunda otururdum. Bir dayımın karısı dası üç uşağı vardı. O müellim idi. O karıyı da götürdüler. Götürdüler işte bilmem asımız adamı yoksa hangi şehirden geri döndürmüşler ki bunun uşakları var nereye götürüyorsunuz? Bura nereye? Bura öleceğimiz. Bura öleceğimiz. Dede konuş dede konuş. Buradan geçen de kaç yaşların var mı canım? Ben mi? 14. 15, 16 yaşında. Bu yoldan nereye? Pazara gidiyoruz. Hani burada su çıkıyor. Tabak köy. Önünde şey vardı. Tavuk. Külü var diyordum. Külü. Şimdi yok. Ha, su akıyor. Şimdi burası uçmuş. Masuk ve sasak oluyor da. Oh. Güzel güzel. İyi bakın. Bizde bir Nina doktor vardı. Nina doktor vardı. Benim kardeşim iskılatçıydı. Misim. Onlar da otururdu. Bir içende dedi ki bilmiyorum ki dedi bu Müslümanın hali nerede kalacak de ağladığını ben kulağımda işte. Öyle o diyenden sonra urusudu geldi. Doktor urusudu. Ondan sonra 3 gün 4 günden sonra bizleri kaldırdı misim. O onlar bilmişler. Büyükleri demiş ki Meclis, sen git oğlu şağan sahibi ol, sizi sürecekler, götürecekler. Onda babam gelir işte gene kopuna şenliğine sahip olur. O yüzden o, ne ki uspil, ne ki giyinirdin, onunla binduk gittik. Koç ayının 14'ünde gece saat 4'te geldiler, pencereler döktüler. İclas var dediler, çağırdılar. Bizim zaten babamız yoktu, askerdeydi. Anamız var idi, anamız kalktı, meclise gitti. Gitti dedi ki, onda demiştiler ki, bir saatin içine köyü boşaltırsınız. Bize dediler ki, Türkiye ile Sovyet vuruşacak da sizi bir aylığa götürüyoruz. Nere diyen de dedi ki, Sredni Azya'da. Sebep diyen de dedi, sebebi bu ki, o Rusça söylüyor, yanında Tatoğlanlar var. Sebebi bu ki dedi, Germanya'ya döndürmüşük, gider dedi. Ama dedi, Türkiye'de bazası var. O bazadan dedi, bu Kafkas tamamından hücuma gelir. Hücum etmek istedi. Krajdanlı dedi, hep kırılırsınız dedi. Abi eşyalı. Eski magazin. Fezul'da da eşyalmıştır öyle. Fezul bunda eşyalı. Allah çek burada. Dede müşteri bu magazin. Fezul bunda eşyalı. Çek benim burada. Bu göçeği o septe bu
Dükkanmış. Dedem burada çalışıyordu. Tamam mı? Dedesi çalışıyordu burada. Fezul dedem çalışıyordu. Fezul dedenin magazini. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyet Kızıl Ordusu'na verdiği Studebaker kamyonlar, Ahıska'lı Türkleri tren istasyonlarına götürür. Mert Ali Aliyev de Ahıska'daki istasyondan yük vagonuna bindirilenlerden sadece biridir. Her bir eve 3 tane asker, 2 tane, 3 tane asker gece geldiler saat 2'den sonra. Davay 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 davay, 5'i sabır etirse. Biz 1 saati hiçbir şey alamadık. Üst başımızı zorla kendimize şey ettik. Başka bir şey alamadık. Bir şey alacak olsan da soldatlar vuruyor, düşür diyerdi. Aldırmıyordu ki mal götüresin sen para var. O formada zulüm ediyordu. 11 tane mal kaldı, bağlı. Koyun kaldı, at kaldı. Ev tam taş hepte kaldı. Ne hiçbir şey faydalanmadık. Oraya götürdük, gizledik ki geri gelecek. Bir put yağ, peynir, unu. Geri geleceğimiz yok. Ne geri gelecek? O işte gitti. Bu 4 soldatından bütün kardeşim, büyük kardeşim 17 yaşlarında var idi. Yüklediler hep. 12 putluk davar peynirli var idi bir boçkada. Bunu alamadı da kaldıramamışlar da geldi dedi ki dede içine neft dökeceğim. Bu kafirlere kalmasın. Dedemine nenem dedi ki oğul etme oğul kalsa kalsın dedi. Bizimkilerde bir Bürcü karısı adam var idi anam babamın anamın tanışları. Onlar geldi yardım etti un verdi ki yolda lazım olur. 6-7 simyaya bir Amerikanın bir maşinaları dediler de o maşinalar geldi. Yüklediler maşinayı. Her bir büyük semiyalara bir maşına verildi Studebaker. Küçük semiyalara verildi. Bir maşına verildi. 3-4 semiye yüklediler. Getirdi vagona yüklediler. Ondan sonra döştük yola geliyoruz. 15 gün yola geldik. Aldılar, getirdiler vagon, kırmızı vagonlara doldurdular. O yük taşıyan, mal taşıyan vagonlara doldurdular. Bir vagonda 8 hocalık, 10 hocalık var idi. Büyük vagonlarda 12-13 hocalık da var idi. Vagonda soğuk. 16. Noyabr'da soğuk, kar yağıyor. Ama yok, ne ki biraz kartopi martopi almamalı var idi. O da biter üşüdü. Yorganlarının pencereleri tutuyorlar. Hiç sağ olmaz. Onları yadımdadır. Vagonları kapattılar. Ta Gürcistan'dan çıkana kadar vagonları açmadılar. Bir benimle beraber de 3 tane adam. O 42 cana misal 40 litre su şorva morva verir. 1 kilodan atnak verir. 1 buhanka. Demek ki 73 buhanka. 2 adam bölür onu getirirdi. Gelirdim, onu paylayırdım herkesin. Şimdi biz ayaklarına çıkacağız. Biz yetim, aç. Şimdi ayaklarına çıksa bir kuda. Sonra bir tane bizim içimizde ihtiyar adam vardı. Baltayla burayı geçti. Buna oturduk, oturduk, uşaklar yapmışız, yedik, çift bak, sağ olduk, dayanamıyoruz. Bu yoldan çıkıyordunuz mu? Çıkıyorduk. Şimdi omaların tarlasına mı düşeceğiz? Yok, öyle var mı? Eğer düşmüşse
Çıkacağım buradan. O mu onun tarlası mı? He. Aslında oğlum burada duruyor. 70 yaşına geldi. Kondakta yatıyordu. Doğdu çocuk. Sağlıkta doğdu. Ölenler de oluyordu. Geliyor götürüyorlar. Bunun da öldü deyin götürecekler. Anası ağladı vermedi. Dolmuşuk döşeklere sarılmışık böyle. Balalarımız mesela anamız sarmış bizi böyle üşüyerek. Eşi günden geldik sonra bir gece kalandan kegin sonra kömür verdiler, pez verdiler, onun içinde pez yaktık. Pez yaktık, o pezin içinde su kaynadırdık, bir şeyler çalıyordular, bir şeyler, ondan geldik. İstanbul'a yalan vagonlar çektim. Çektim vagona, vagon ki gitti, boyu daha araklık oluyor, balça çıkardım, yardım, pezi yaktım, çocuğu cana geldi, ölmüş iken cana geldi. Biz de böyle vagondan bakıyoruz. Gitti, üç kardeşim gitti ki odun getirirse peşkayı yakak, ateş yakak. Ateşe şey, ştafetlik diyoruz. Onun yolunda kardeşime nasıl vurdu, yıkıldı kardeşim. Urus vurdu. Ayvaz diyen oğlan var idi, 30 yaşındaydı. O pecin dibinde kismesi yok idi. O pecin dibinde otur diye böyle sabahına kalkacak böyle buzlamış ölmüş. Saldatlar geldiler ayağından ip bağladılar, sürükledi götürdü, harkın içine attılar. Poyez gitti, o kaldı böyle ondayla. Ya böyle babam bakıyordu, kapısından sıktı, babam boğazdı biraz şeyine sıktı orada, kapısından sıktı orada. Vagonun kapısından sıktı orada. Geldik, ne tarz bir malı, mal hayvanı getiresin öyle getirdi. Bir gelin telef oldu. Üç ayın geliniymiş de. Rahmetli dede taksını açtı ki bunu atmayın dedi. Böyle uzadın da dedi. Üstüne tavşalını örtün. Altınını açmayın dedi. Biz ki gede ruhta dedi. Kime ki nasip olur o alır dedi. Ağlaya ağlaya. Hey adamlar. Biz 5 hocalık, 6 hocalık bir vagonda geldik. Böyle böyle yerde geldik. Benim bacım uşağı üstüne yattı. Yer yok idi, burasını bastı, öldürdü oğlan uşağı. Büyük bacım. Adamlar ölmeye başladı. Kirdan, acılıktan, düşünmeden. Su isteyen yolda kaldı. Hastalık olan yolda kaldı. Aç, susuz, ölen, kalan neler oldu, ne ana baba günü oldu ki? Hiç Allah hiç kime göstermesin. Ermayım ağrıyor ya bak ha. Eve gide onu iyileteceğim ben. Doktora götür gideceğim, doktora göstereceğim. Yolda kalanlar oldu. Yolda kalanlardan 3 yıl, 2 yıldan sonra gelip buldular burada. Sağ ol. Megeren bir kalmış beçer. Bu yüzden bilemedi. Sibir'den. Ural'dan yaya gelmiş, poyez yolundan gelmiş, azaçma indi. Geldi Bukhara'da, kışlar düşmüş, öldü. İnsanlık dışı şartlarda yaklaşık bir ay süren yolculuk sonunda trenlerin vardıkları yer sürgün yeri olarak belirlenen Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dı. Onlara sahip çıkanlarsa soydaşları Özbekler, Kırgızlar ve Kazaklardı. Türkler kegende pek 14-15 yaşar balaydım. Bunlar kışta kegen. Pravda kalhoz bulardı vakitte. Safhoz yoktu. Burada Pravda diyen kalkoza, burada istansiyadan böyle baktım gelmiş böyleyler. Bir adama baktım ki cep figuralı, formalı, Kafkas adamını okşuyor bizlere. Dedim ki sen ne çizsin, ne işlesin dedi, ben prises değilim, nakagayım dedi. Veşi gördü ki epeyce veş var. Dedi ki gelsene seni ben götüreyim. Dedim ki ne kadardır? Dedi bu istansiyayla bizim kalkoz 3 kilometredir dedi. Bizim kalkoz dedi biraz fuharadır ama dedi düşünen kalkozdur dedi. Şehre yakınık dedi. O yolları Çimkent'ten bir yani böyle oğlanlar duruyordu ki
bu Türk ağayınlarımıza yardım edek. Çay var mı? Ev var mı? Biz de diyorduk var. Yoksa ev tayar kıldık siz için. Bu Kırgızlar öyle diyordu gelende. Kırgız Aytmatov'un el yazıcı, el batırı. Şilogan sözü bilemem, Türkler turalı. Çınar terektin beş tamırı olat. Beş tamırdan Türk, Özbek, Kırgız, Kazak, Türkmen de. Şu bir atan baldarımız degen yer var. Oşon için bardığımız için bir tuğanda yolu, bir atan baldar olup yürüyoruz. Kıpkızıl bolgun malina, men bereyin ceysin bi. 18 menen 25 kayrılıp gelir deysin bi. Narındın susun terendep, öt albay tura melendep, öt kösüp koysan bol boy bu, göpürü salıp belendep. Asmanda bulut aylanat, ayılga atın baylanat. Altınım gelip canıma, gönlüm kaçan caylanat. Aşağıda nerede şkola hangi tarafta? Yok şkola dur saray olmuş he mi? Şimdi gelişken aşı bana o bizi ya karşılı hakimlerden bulardan bizge üylerge birgen üylerde aşı yeterli işe birimiz bir özümüzde birimiz bu nimede oturup daha pitaniyamız bir hılda boğan, hemimizde. Kırgızistan'a gelende bütün Özbek'tir, Kırgız'dır ev verdi bize. Onlar ev verdi, girdik oturduk. Aa, baksana evler hep çökmüş. Ne traktör mırna dürtmüşler, ne itmişler. Hiç bir şey bilmiyor, ne pişirmiş, neler olmuş. Buraya geldik, Kazaklar bizi çok hürmetlediler. Ev verdiler, aş ekmek verirdiler. Bir Çin'i talkandan sütü koyardılar. Hepimiz oturup bacı kardeş kimi yer, içer gezirdik. Yer verip, nasıl gel, madedinde çayımızı, nanımızı yiyin deyip sakladılar. Merdelemi şimdi baba, abi buraya mı işte orada. Özbek evinde de getir bir iki tane bir koca bir karıydı. Getirdi evin ortasına ateş yaktı. Ateşi getirip koyduk, orada isindik. Ateşin korunda isindik. Bir yüce kanda geçirse koşuluydu. Tapkanımız cehetinden basıp bir akarını böl bir turandan bölümceyiz. Bir de yakşı yaşayalımız Harkalay. Kıyınçılığı bozayam. Ama kalhozlar diyem kıyın idi. Fatih'in nenen evi biri. Miron evi. Öteki tarafı Salman dedesinin evi. Bason evi. Onda aşağı, böyle pekler olsa şeyin evidir. Kırtık'ın evidir. Ve dayı şkolan yani nedir o? Orada işte Devruz dede atarlarsın. Devruz dede. Biz tersine mi çıktık o? Bilmiyorum. Özbeklerin toylarına geliyorduk yemeğe. Niye o kadar payok verdiler? Her yerde vermiyordu o payok.
vay vay. Ya tebe parmak uç uç bırak. Ey beceriyorum. Geldik bunda Özbekistan'da bu pirincin kabuğu vardır ha. Komşumuza gittik da şey tükendi de yemeğe hiçbir şey yok. Sonra dedi ki şey dedi. Gittik da ablam, emimin karısı gitti dedi ki bir şey verin yemeğe bir şeyimiz yoktur. Onu verdi. Kaynatıyor görmemişiz. Pirinci görmemişiz, kabuğunu da görmemişiz. Kaynatıyor kola bu pişmemiş. Terkel kaynatıyoruz. Pamuk yeğilmez. Buralar geneydi alma tabi. Alma var. Almanın içine işleyen alma götürüyor yerler. Sonra buraya geldik 10 yıldan sonra. Köştüm buraya geldim. Bu kilise bir taneydi. Üskeklenmiş. Üskekti. Uçmuş. Bu kilise niye iki tane olmuş? Mozbit Bahşehir'di bu. Baba Bahşehir ne gör? Yakmış. Şey oldu 70 yıl. 70 yıl içine o hep uçmuş, uçmuş 70 erimiş. İki kilise nerede çıktı? İki kilise de İki de gör. Bir tane burada. Duvarlar düşmüş kırağı kalmış iki tane. Ben gözüm öyle gör, gözlerim seçmiyor. Kilisenin bir yanısında Sultan Abun'un evi var, abi el yapıyor bu tarafta. Ha bu tarafta yapıyor. Ha, biz sürgüm eden yıllarda, o kaldı giderken. Ya. Sürgüm olan yıllar. Bu kilise çıkıyor. Bu kilise çıkıyor, bir de versene. Evet. Aha. Gel, yol gidiyor böyle. Ah işte, bu yol. Orada bir Kazak dede evini verdi. O bana iyi baktı. Bir iki yıl bana iyi baktı. Çocukları yetimhaneye aldı gitti buradan. Onları da yitirdik. Sonra bu kızları Sedir'e yarvala Sedir vardı ki bizim. Kazak adamıydı rahmetli. O dedi ben getiririm senin uşaklarını. Bir adam açtı fermamı. Brigadaydı onu yolladı. Gitti getirdi iki kızı oğlan kaldı. Anam dedi ki kız geldi de oğlan bulunur. Oğlanı işte bulamadık. Oğlan o sıra gene bir oyunu gene bir arattık şeyle, interi şeyle bulunmadı diye. Baka yok. Oradan gelen de bizim halkın okumuşları yok idiler. Okumuşları, hani kişiler hepsi gitmiştiler, askere gitmiştiler. Bir tek Asmiza rayonunda bir pedagogistki diyorlar, teknikum vardı. Orada kim ki okuyordu, okumuştu da okuyan yok idi. Biz buraya gelende mektebe yolladılar. Bizde bir Yasin Tayı vardı. Yasin Tayı'yı da mahallim ettiler. Bizim dilde biraz okuttu o Yasin Tayı. Sonra o da Allah'ın rahmetine geldi. Sonra birleştik. Özbek mekteplerinde bölündü uşaklarımız okudu. Bilesin o kadar okuyamadık. Başta orada dördü bittim. Burada gelip okuyamadım. İşledim. Elhasar diyen, ben diyen sizde yaşadım. Ey biriciz kurbatana düşse, biriciz kurbatana düşse, gör başa neler gelir. Ağlıyorsunuz mu? Ha? Silahsı yadına düşse, silahsı nedir? Can diğer akrabaları, akı kardeşleri. Silahsı yadına düşse. Sürgünden önce cepheye savaşmaya giden Ağızkalı Türkleri dönüşte kötü bir sürpriz bekliyordu. Aileleri Orta Asya'nın kim bilir neresindeydi. Yapmaları gerekeni yaptılar. Yollara düşüp onları sora sora buldular. Bu arayış bazen yıllar sürdü. Kuşlar yuvasın tergeden kuşlar yuvan deyfey döner geler. Kocam 4 yıl askerde yaşadı, 4 yıldan kelin geldi bizi buldu. Babam da dönmedi, kardeşimiz de dönmedi. Hiç gelende bir ayaklı bunun kocası geldi. Bir ayağıyla geldi. Geldi ondan sonra da adam olmadı, yaşamadı. 56. yılda telef oldu. Thank you.
Ömrümde bu taş görmemişim de. Görmüşüm taş. Taşı gördüm de üstüne çıkacaksın ha. Bu işte ne çıkıyor? Baba bunun altından yol geliyor de duvar görüyorsun. Savaş bitmiş 45. Babam kendi babası annesini bulamazdan çok gezmiş yani Rusya'da. Babam ondan sonra 3 sene anası babasıyla mektup yok, konuşmak yok, bir şey yok. Babam sonradan Moskova'ya yazır, o yani bu yani hiç cevap gelmir. Merdele mi şimdi buradan mı mal mı buradan böyle geçirdi? Baba bundan çıkıyor. Elin ardına bile yukarı çıkıyor. Buradan böyle. Gelin göklerine gelmezsen dökülüyor. O yol var. İki tuhaf var. Abi Abitcan'ı diyen bana var idi. Ondan bir de suratımız var idi. O suratı megarım o yol yer onunki tapıldı. Atanası. Tapılayandan sonra benim suratımda ondan bir de yol yer. Oraya gedenden sonra orada bu Nazım'ın en üstesi, o bakır ki oho, bu Aziz, Muhtar Tayin'in oğlu Aziz'dir. Bu orada ne gezirdi? İnden bana oradan haber verdi ki, Aziz, senin atıyla o şehrinde falan yerde adresi bana verdi. Hareket edin oraya. Oraya mıdır? Merdele mi bura? Bura. Kürün yoktur, görürsünüz. Kürün kendi. Taşmaz yok. Kürünün ağaçtan yapılıydı. Taş, kırmızı taş. İki kırmızı tane. Taştan. İki tane kırmızı kürün. Taş. Tekne kürün. Bu su mu çıkıyordu? Ya bu su eve akıyor. Ha, bir parmak. Leytanat gelip aitti ki, oho, sen dedi, 3 gün sana sürok veremiz dedi. 3 günün içinde dedi, ya burada turasın, ya olmasa çıkıp gidersin dedi. Ama dedi, öz yurduzga gitmeyeceksin dedi. Ya ondan kalan dedi, başka yerlere nereye istiyorsan git dedi. Buradan ama burada da durmayacaksın dedi. Kendi kendime hayran kalıp, ben de 6 yılın içinde atanamı zorga taptım. Şimdi ben ihtiyar adamı, anamı, atamı nereye bırakayım dedi. De, dedim yok ben gitmem dedim. Ondan sonra kaldım daha burada. Abi üstünü mok basmıştır, kırmızı taştır. He, taş kırmızıdır he. Mok basmış ha. Erimiş de mok basmış. 70'i. Ana bunun kırmızı taştır ki ama öyle ki. Üstü bak. Ana bu mok basmış. Bu külün suyuna benzemiyor o. Yani? Bu akan suyuna benziyor. Akan mı? Akka. Kamindata yarvaldım. Gittim yarvaldım. Geldim yarvaldım. Yetim adam. Dedim 4 kardeşiydik. 2 kardeşim askere gitti. Biri geldi, biri gelmedi. Bir evde küçük kardeşimdir, bir bacıdır. Dedi ki nasıl edek? Yaz dedi. Gene zavallarına yazdırdım. Geldi bu sıra Atvet geldi. Vayeni fabrikanın naçelikidir dedi. Türkistan diyen yerde vayeni fabrikanın naçeliki. 40. yılı gitti, 56. yılı buldum. Onda yukarı babam mezarını görür. Onun o günde. İşkolanın o günde. İşkolanın bir anı. Bir anı, bir anı. Bu tarafa? He. Taş kırmış ya, görüyorsun. Kırmışmış taş. Ha, taşı koyduk, hani, gördün mü? Güzel mi? Bu Emir Dede'nin bacısının mezarı. Bu Emir Dede'nin mezarı, öyle bu mi? Bu Emir'in mezarı. Onda bir yanı yukarıda benim babam mezarı. He işte oraya hadi gidelim. Bunda oluş şey. Gerek. İşte onlar şimdi gel peşime. Gel.
Efendim, buradaki bizim geçmişlerimi, benim dedelerimi, nenelerimi, intelde kim ki yaşamış? Duasız, atsız kalanlar, bütüne, ruhuna fatiha. Ruhlarına fatiha. Allahümme salli, Allahümme mehdi, vallahi mehmeti. Kemeselleyi de vallahi İbrahim, vallahi İbrahim. İnne kemini mecid. Bütün bu intelde kim ki bizim, bizi geçmiş, biz onların törebes. Kim ki duası kalmış dedelerim, Tebrüc dedem, Paşa dedem, Emir dedem. Bütlerin hepsinin ruhuna, hepsinin ruhuna fatiha. Amin. Allahümme salli, Allahümme mehdi, vallahi mehmeti. Kemeselleyi de vallahi İbrahim, vallahi İbrahim. İnne kemini mecid. Ya Rabbi melebim. Kim ki bizi buradan sürgün etti, onları kahrettin, zat-ı kahrolsun. Buraları bize nasip et ya Rabbim. Buralar işte bizim yerimiz. Amin. Dedelerimizin. Amin. Amin. Biz Osmanlılardan kalan. Buralarda biz dedelerimiz gezmiş, görmüş, mal bakmış. Biz ki buralardan sürgün etmiş. Allah, Allah ya Rabbim sen bile bize buraları geriden nasip et ya Rabbim. Amin. Geldim babam mezarına sahip. Geldim, ot basmış, peşabı basmış, opçi, cemet, köylüme geldim, bulamadım. Mezarına opçi Kur'an okudu yedim. Allah rahmet etsin bacıcan, babacan, opcan, zulme Allah'ım hep rahmet olsun. Haydi çık olan ayı. Emekin helal et babacan. Çekilin çıkar. Şey, çok rahmet. Gülün görmedin babacan. Torunların görmedin. Hep, hep emilerimdir, hep dedelerimdir seninle, hep isimle ne bir. Allah rahmet etsin babamla beraber. Yıkılsın, düzgün tanrı ol, rahmet ağlayın. Sizinkinde babası ana da rahmet eyler. Olsun eyler. Allah'a kurban olayım, Allah'a tapşırmış ol. Kadın ayağı vurulmuş. Allah rahmet eylesin babacan. Ben kurban olayım babacan. Gittim babacan, Allah yerin cennet etsin. Nenemin, dedemin mezarını bulduk, öyle aradık da no, babam öyle dirabı duvarın dibinde gömledi. Ot basmış, büyümüş. İntel'de yaşayan yok. Bütün Uraveli her şeyi taşımışlar. İntel böyle yayla gibi kalmış. Bölmüş, bölmüş almışlar yayla. Okul derdiler, okulu var, okul vardı derdi. İntel'de yeni okul, okul duruyor. Okulu da gördüm. Hayvan bakan yeri yapmış yani. Yol var. Yol var, iz var. Geldik bulduk ki yolu. Ama 70 sene, 70 sene bakılmamış. Kendi zagnayız ki ne yol olur. Sürgün etmeyeydi Sovyet Devleti Stalin rejiminde. Bizler gene burada yaşardık. Güzel, kendi toprağımızda, kendi yerimizde, Akıska bölgesinde. Oturuyorum burada. Vallahi ekmek yemesem de bir suyundan doydum. Bir yere gideceğim gelmiyor. Böyle dedem anlattıkları var ya, yavaş yavaş kafamda böyle dolandı dolandı. Dedim ki la bu dedeler gerçekten de boşuna demiyordu ki. Akıska, Akıska, Kafkas ve niye, ne sebepten biz buralara geldik diye. 1956 yılında sürgüne gönderilen halklar için sıkı yönetim kaldırılır. Birçok halkın vatana dönüşü için izin verilir. Ağızkalılar ve Kırım Tatarları hariç. Buna rağmen birkaç aile Ağızka'ya döner.
ama kısa süre sonra yine yaşadıkları yerlere geri dönmek zorunda kalırlar. Ahıska, Ahıskalı Türkler için yasak bölge ilan edilir. Biz 58'de bu Azerbaycan çıktı da, bu Azerbaycan'ın ministri var idi. Bu bize dedi ki kim Gürcistan'dan sürülen Ahıska Türkleri Azerbaycan'a gelse, bize onda yer verdiler, taş verdi, materyal verdiler, orada yer yaptı. Merdal Dede, evet. Ben 2005'te geldim, bu evi aldım. Bu 2005'ten yani bunda yaşıyorum. Bu kapı bacak bunlar. Buraya böyle gidersin. Bu bağ, çağ, bu tarla, çayır benimdir. Allah versin. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben her vakti bu izinsizde geliyordum. İzin olmayan da bu dağlardan geliyordum. Dağlardan kaçıp geliyordum. Benim bir ayağım bundaydı. Dağlardan geliyordum ben. Sen beni ne deneyim? Ben koçak adamım ben. Ben bir ayağım bundaydı. He. Sen de gelsen yanımızda bir ev yaparız. Gelirim, gelirim. Yaşarız inşallah. Yaşarım. Allah Allah. Ama diyelim de satıyla sana bir ev alırım. Yaşa. Nereli olursan o da bunda yaşa. Hepimiz bir millet yok. Bu hepimiz toprağın adamı yok. Hepimiz bir adam. 1957-1967 arasındaki 10 yıllık süreçte Ahıskalı Türkler örgütlenirler. Temsilciler Moskova'daki ve Tiflis'teki resmi makamlara sayısız yazılı ve sözlü başvurular yaparlar. Davalarının uluslararası kamuoyunda duyulması için dünya liderlerine de açık mektuplar yollarlar. Bu süreçte bazı temsilciler tutuklanır. Aa, bak, bu lapet, bu traktör, bu bağ benimdir bak. Allah olsun. Maşinem var mı? Ha? Maşinem. Maşinem yoktu. Alsana. Şimdi yardım edersiz alırım. Canın sağ olsun. Para versen ben niye almam? Bunda ya, makine uyuyordu. Canın sağ olsun. Senin de canın sağ olsun. Ahıskalı Türkler 1968'den itibaren vatana dönme mücadelesini Kırım Tatarlarıyla birlikte yürütürler. Birçok mitingler düzenler, protesto eylemleri yaparlar. Bunlar şiddetle bastırılır. Her iki halkın liderleri de hapse atılır. Yoğun çabalar sonucu Sovyet Gürcistan'ı Türkleşmiş Gürcüler olarak adlandırdığı Ahıskalı Türklerden sınırlı sayıda ailenin yerleşimine izin verir. 69. yılı Galya gitti. Bu Uşamşire şehri var. Sokum o tarafta. Orada 4 ay kaldık. Ondan bizi sürdü, çıkarttılar. Geri gitti. Ondan Makaradze'ye geldim. Ondan da Katakırlı. Yusuf Behzatov'un sözünü ettiği Makaratse şehrine Ahıskalı Türklerin yerleşmesi, Gürcü aydınların da desteğiyle 1979'da çıkan izinle gerçekleşir. Sonra bu Abbas Duban'a 150 tane adama izin çıktı ki bu öz vatanımıza gelecek. Onda geldi, bu tarafta bir dere var, o derenin yanında bize yer verdiler. 5 tütün. Onda bizi 5 tütünden 2 tütün geldi. Yani 5 tütün gelecekti de 2 tütün geldi. Çadır kurduk. Orada yaşıyorduk. Geldi bu kız zanenler de geldiler bayanlar ki siz çıkın gidin bundan. Tabii biz onunla çekişemezsin, uğraşamazsın. Biz de çıktık gittik. 2005'te o 87. yılıydı. 87. yılı. Ama sonra 2005'te geldim burada, dedim ki ben av alacağım. Dediler ki alabilirsin. Türkiye'ye ilk 1988'in senede gittik. O zaman da çok zor idi Türkiye'ye gitmek. Hele Sovyet Birliği var idi. Buradan Moskova'ya, Moskov'dan Batum'a geldik. Batum'dan Sarpi'den geçtik Türkiye topraklarına. Eve geldim. İhtiyarlar, neneler toplandı. Söylediler ki anlat bir oğlum, ne gördün, ne görmedin, Türkiye nesindir? Çünkü o zaman da Türkiye'yi gören çok az idi. İşte oturdular, anlattım ki Türkiye temiz, Türkiye
Her tarafı pırıl pırıl. Magalarda her şey var. Ne istersen, canlı istersen her şey var. Rahmetli babam bazı ihtiyarlar da dedi ki, oğlum sen hele cahilsin, cahil. Gençsin. Sana mahsul yaptılar ki Türkiye'de her şey var. Gelip bunu da bize söyleyorsun. Bu yerden gelmeyenler vardır ha. Gelmeyenler. Kimin kökü bundaysa ne vakit olsa gelecek bu memlekete. Gelecek, gelecek. Ben de bu yere gelsem becerebilirim seni ki. Vay, niye beceremezsin? Ben ölmemişim ki. Ben yardım ederim, sen bana yardım edersin, olur. Canı sağ olsun. Sen yardım etsen ben fakir giderim ki. Bizden kesme demeyir ki, Hristiyan ol. Hele bugünkü güne kadar kesme gelip bize dememiş ki sen Hristiyan ol. Diyorlar ki, bu yer sizindir, gelin yaşa. Ha, bunu iki diyorum. Yalanlar ne diyeyim ben? 1999 yılı geldiğinde bağımsız Gürcistan Devleti Avrupa Konseyi'ne üyelik için başvurur ve Ahıskalıların geri dönüşüyle ilgili sorumluluğu kabul eder. Şartlardan birisi, geri dönecek olanların sadece Ahıska'ya değil, Gürcistan'ın her yerine yerleşmeleridir. Bu ve bunun gibi Ahıskalı Türklerce kabul edilemez şartlardan dolayı toplu geri dönüşler yaşanmaz. Çünkü Ahıskalı Türkleri rahatsız eden, dağınık yaşarlarsa asimile olacakları endişesidir. Ancak yine de az sayıda aile vatana döner ve yerleşir. Buraya geldiğimizde 5 yıldır geldik. Vatan değil geldik da. Köyümüz diye geldik kızım ya. Aa, şimdi benim evimde duruyor, köyümde duruyor, Edigör rayonunda. Ha, şimdi bura biraz bir şehirdi, burada yaşıyoruz da. Ben dedim, sonra gelin dedi ki, gedah. Geldi, hiç bana da demedi, gelin yoldaşından geldi, ev aldı, sonra geldi, beni de aldı geldi. Ha, şimdi bak, bu yanımızda komşular var, çok yakışı, hürmetli komşularımız var. Gürcüdür, abi aşağısı İrmanlıdır. Düşünüyorlar, gelemiyorlar. Kimin parası var, gelir kızımcan. Kimin parası yok, gelemiyor. Ha, öyle adam da var ki imkanı yoktur ki gelsin ev alsın. Öz doğma vatanlarıdır, gelsin yaşasınlar. Kismet degen yok, dolaşan yok. Misal camımız var, bunda gidiyoruz, cuma kılıyoruz, teravih kılıyoruz. Misal Ramazan günü aşındı. Gürcistan yönetimi Ahıska'ya dönen Türk nüfusu için Ahıska Kalesi'nin arkasında bir mezarlık alanı da tahsis eder. Artık vatanda hayata veda edenlerin ebedi istirahatgahı vatan toprağı olacaktır. Trajik sonuçları olan 1989 Fergana olaylarının ardından bu bölgedeki Ahıskalı Türkler Sovyetler Birliği'nin çeşitli cumhuriyetlerine yerleştirilir. Rusya'daki Krasnodar eyaletinde yaşayan Ahıskalılar ise yaşadıkları sorunlar nedeniyle deniz aşırı bir göç bekleyecek. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ahıskalı Türklerin çeşitli eyaletlere göçünü kabul edecektir. Türkiye sınırına giden yolun üstündeki Vale kasabası Ahıska'nın sınır kentidir. Kasaba merkezindeki mahallelerde Ahıskalı Türklerin izleri zamana direnmiştir. Orta Asya'ya sürülen Türklerin Gürcü ve Ermeni komşuları, yıllar geçse de Türkleri de Türkçeyi de unutmamıştır. İnterli, Urabelli. Tanıyorum ama. Urabelli o taraftır. Onda yukarı İnterli tanıyorsun, İnterli köp. Tanıyorum ama, geçmemişim ya. Geçmemişim, hiç. Kimi tanıyorsun? Adamları, dedeleri. Dedeleri, Karimani, Amrayli, Milazi,
Burada. Ha burada. Burada tanımıyorsun İntil'de. Ha ondan olmaymışım. Onlar için Türkçe Osmanlı dilidir. Osmanlı dili de Müslüman dili diyor. Burada Osmanlı dili diyoruz biz. Potkal dili diyorlar. Osmanlı dili diyorlar. Onlardan öğrenmiş. Все хорошо жили мы, очень даже. Вот вот это вот. Вот там ваша соседка, как Додо звали? Додо. У неё тоже есть, да? Она вот они всё сделали. Я тоже просили, что меня тоже сделали, она сделала. Назмиан, Додон. Şadım şey, zabıl ya. Aslan idi. Elevum gıcakçı. Osman idi. Peruşan idi. Peruşan idi. Heso. Heso idi. Raco. Raco idi. Mırzo. Mırzo. Вот турецкий что-нибудь знаете? Скажите пару слов, а? Турецкий? Да. Ne rak edersin, ne istersin kız? Gel buraya. Şalan. Gel buraya otura. Nereye gidiyorsun? Ne var dur? Ne satıyorsun? Bilirim. Gürcistan Türkiye sınırı. Vali'den gelen karayolu Türk gözü sınır kapısından Türkiye'ye geçer. Türkiye'nin Ardahan şehrinin Posof ilçesine bağlı eski adı Badele olan ve Gürcistan topraklarının içine doğru bir girinti şeklinde uzandığından Türk Gözü adı verilen köyün karşısında Gürcistan topraklarında kalan Ahıska'nın diğer köyleri sıralanır. Çaral sınırda kalan bu köylerden biridir. Babasının köyü Cağısman'a sınırdaki askeri bölgede kaldığı için gidemeyen Şehzade Dursunov, Ali Paşaoğlu ile birlikte annesinin köyü Çaral'a doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Burası Çaral köyü sayılır. Bunda Çaral'da Çarallılar'da 60 tütün yaşayırmışlar. Çaral köyü çok büyük köyde gül. Dedelerimiz buralara gelmiş. Ardahan, Poskov, Türk vilayetinden gelmişler. Neçe bir 100 yıllar, ondan da ziyat yıllardır yaşayırmışlar bunda. Burası benim anamın tarafı, nenem, dedem, kendimin, babamın tarafı Cağısman, orası sınır bölgesiymiş, oraya gidemedik. Bolacır köyünde buranın merkezi bu cami sayılırmış. Nenelerimiz, dedelerimiz her zaman anlatırlardı biz. İşte Ramazan'ı bu camide geçirirdik, teravih kılardık, sabaha kadar burada ibadetle meşgul olurduk. Yani milletin buluştuğu yer burasıymış. Buradaki işte eskileri sormaya çalışıyorduk, sonra dedemiz varmış. Oturar adlı bir dede varmış, yerli yürücü dedemiz. Hiçbir şu anda hayatta değil maalesef. Tabii onlarla buluşup görüşmek isterdik, dertleşmek, hasret dilemek isterdik ama nasip olmadı. Ben inanıyorum bu yerdeki insanların kesinlikle birbirine karşı hiçbir şekilde önyargısı olamaz. Birbirine karşı düşman olamaz. Yani biz buna kesinlikle inanamıyoruz. Çünkü biz bu toprakların insanlarıyız. Bu toprakların sesini duyuyoruz gerçekten de. Bu köy benim babalarımın, babamın, annemin, akrabalarımın yaşadığı köy. Köyün adı Sürköy'ü. Ahıska şehrinden 9 kilometre dağlara doğru. Sürköy'ünde evlerin ekseriyeti önceden yapılan evlerdir. Sadece çatısını değişmişler ve yanına bir şeyler ilave etmişler. Yeni yapılan evler de var. Misal bizim dede babamızın evi şu anda yok ama onun yerine güzel bir ev yapmışlar. My dad
приехал оттуда, женился на грузинку и остался. Это очень интересная история. Турция, да, из Турции приехал. Я половина турк. Если... Тогда вы братья же? Братья. Давай обнимемся. Bu köyü şu anda biz yaylasındayız. Moğubil diye yaylasında. Bizim anne babamız, dede nenelerimiz yaylaya bu dağlara çıkarmışlar. Bu dağlarda işte o bizim iyi bildiğimiz çeçil peynili, normal peynili, sütü yağı bu dağlarda yaparmışlar. Kaki beza otiska da Vasili. Vasili, da. Vasili, gde tam yayla, gde tam хорошее место дальше, да, тебе? Он там наверху здесь. Наверху. Где-то 100 метров. 100 метров. Сейчас туда мы пройдем, покажешь. Где наши были? Вечером, вечером очень прохладно было. Gelino, gelino, mamam tili, mama savit gelino. Gelino, gelino. Mama utili deda savit gelino. Go 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 pazia o nanaina, cirvelo nanaina. Tetri cavagazia o nanaina, cirvelo nanaina. Naina naina nanaina no nanaina, cirvelo nanaina. Nanaina naina nanaina no nanaina, cirvelo nanaina. Bugün Ağızkalı Türkler, Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorlar. Ancak az sayıda aile Gürcistan'a, vatanları Ağızka'ya dönebilmiş durumda. Hangi coğrafyada yaşarlarsa yaşasınlar, büyük aileler halinde aynı avluda, aynı sokakta, aynı mahallede, aynı köyde birlikte yaşamayı tercih ediyorlar. Aslında Ağızka'daki yaşam prensiplerini devam ettiriyorlar. Bu onların en büyük endişesi olan birbirlerinden uzak kalmalarını ve asimile olmalarını engelliyor. Böylelikle dillerini, dinlerini ve geleneklerini korumuş durumdalar. Ataerkil bir aile yapısına sahip Ağızkalı Türkler, günümüzde de ailelerini yüzyıllardır Ağızka'daki atalarının kurduğu gibi kuruyorlar. Ağızkalı Türklerde gelin tarafı ve damat tarafı ayrı ayrı düğün yapar. Gelin hazırlanırken çeyizi yola çıkmaya hazır hale getirilir. Yengelik görevini yapan akraba veya yakın dostlardan kadınlar geline eşlik ederler. Gelin damadın yengesinin karşısına çıkarılır ve iyi niyet temennilerini sunarak selamlar. Eviyle vedalaşmasının ardından bundan sonra yaşayacağı kocasının evine gider. Gelin kayınpederi ve kayınvalidesiyle aynı evde yaşayacaktır. Kayınpeder geline bundan sonra evinin onun da evi olduğunu söyler. Kentteki düğünler genellikle düğün salonlarında yapılır. Aile büyükleri, akrabalar ve dostlar iyi niyetlerini sunarken gelinle damat onları bir saygı gösterisi olarak ayakta dinler. Gelinin yüzü sadıçın yönettiği bir törenle açılır. Sünnet düğünlerinde ise düğünü yapan kirvedir. Kirve ve ailesinin sünnet olan çocuğa verdiği hediyeler düğündekilere birer birer gösterilir.
Geleneksel olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir toplum olan Ahıskalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıkla ticaret ve taşımacılık olsa da tıp ve eğitim de popüler alanlardandır. Mallarım vardır, işçilerim var. Bak yer, ben de onların patronu. 1993. senede o zaman da işte iş yeri açtık. Türkiye'den mal getirip satıyorduk. Sonrası imalata girdik. Kazan imalatısına. Fabrika açtık. Bir güne kadar işte işletme sistemlerinden işletme kazanları, buhar kazanları burada yapıyoruz. Ben şimdi cerrahlık olduğuma 43 yıl oldu. 43 yıl ben cerrahlıkta işliyorum. Ben ileri böyle stajyer olanda beni öğretmeler Kırgız'dan vardı, Rus'tan vardı, Özbekler vardı. Öğretmeydi bana. Yattığı yerler cennetten olsa onlar çoğu dünyayı değişmişler. Şimdi burada şimdi bizim Türk milletinden 5-6 taneyik. Allah'a şükür. Birbirimizi kolluyoruz. Birbirimize yardım ederiz. 34 yıl oldu bölüm başlığı bolganımda. Şundan beri benim şu bizim adileniyada ikinci kirurgiya deyip ataladı. Türk ballarımla cüda yakşı işledik. Mende işledi Ahmet oğlu Telmen Ahmetovic, İniyaz Namazovic. Bunlar Bişkek'ten institutu bütkenler, Kırgızki medenistini. Şundan beri birge işledik. Kendim Kazakistan'da doğdum. Kazakistan'ın Almaty'ye yakın bir kasabasında. Ondan sonra eğitim, öğrenim orada bitirdim sayılır liseye kadar şey. Sonradan üniversite, master, doktora İstanbul Üniversitesi'nde bitirdim. Şu anda halen de burada devam ediyorum. Gençlerimizden gidip Türkiye'de çalışmak, orada yaşamak isteyenler, okumak isteyenler, her yeri Allah sağ olsun ve Türkiye'nin gençlerimizden okumaya çok kabul eder. Çok iyi buradan gidiyor Türkiye'ye okula. Okul bitirirler, üniversiteleri bitirir, gelirler, işleyirler burada. En önemli zaten okul. Okuman, yazman iyi olursa, bilimin iyi olursa büyük yerlere çalışabilirsin. Şimdi bu tarla işlerinde bakıyorsun, tamam bir sene, iki sene çalışırsın orada. Ama geleceğe yönelik bir fayda göremiyorum. Yıllık sadece. Şurada Kırgızistan'da tıp fakültesinde mezunluğumu bittim. Şimdi iş arıyorum. Bir gün doktor olarak vatanımda çalışmak isterim. Ahıska benim kalbimde. Ben yani orayı hiç görmediğim için ninelerimden, atalarımdan duyduğu kadar biliyorum. Ahıskalı Türkler yaşadıkları ülkelerde kurdukları derneklerin çatısı altında birlikteliklerini devam ettirirler. Bu dernekler merkezi İstanbul'da bulunan DATÜB'ü, Dünya Ahıska Türkleri Birliği'ni oluştururlar. Şimdi DATÜB'ün işte birinci meselesi bizim haksız olan, sürgüne uğrayan insanlarımıza haklarını geri vermek. Bu haklar vermek demek nedir? Biz özellikle Gürcistan Devleti'nden, bütün dünya kuruluşlarından bir isteğimiz var. Bizim haklarımız demek bize sorgusuz, sualsiz, şartsız vatana dönüş isteyen insanlarımıza vatana dönüşünü sağlamak. Ahıskalı Türkler, Kırgızistan'da olduğu gibi bazı ülkelerde Halklar Asamblesi'nde resmi olarak temsil edilmektedir. Ahıskalılar, yaşadıkları ülkelerdeki halklarla kardeşliği ve dostluğu 70 yıllık tarihin sınavından geçmiştir. Bizim bu ülkelerdeki halkların kardeşliğimiz ve dostluğumuz ebedidir. Buna rağmen bizler Ahıska Türkleri olarak 1944 yılında yapılan haksızlığın, adaletsizliğin giderilmesini ve Ahıska Türklerine hiçbir şart olmadan ana vatana dönmek hakkının verilmesini istiyoruz. Kırgız menen Türklerdün tarihi bir. Atam zamandan beri bunlar bir tildeki yıldır, kada saltı, yurp adatı, madaniyatı, abdan okşoş, terin. Bunlar da Kırgızistan elinin kuramında
80'den aşık bulutlardan ökülderin biriktirgen kovumlar olsa, oşalardan biri kovumduk Türk Akışka birikmesi. Bu bizden Assambleyanın sastavındaki en aktifti kovumduk uyumlardan biri olasetilir. Araziler, evler, işte efendim diğer mülkler. Türkiye dışında yaşadıkları ülkelerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçilikleri ve diğer kuruluşları Ağızkalı Türklere çeşitli alanlarda destek vermektedir. Hadi düşüneceğiz bunu, Allah nasip etse sizi oraya da götürürüz. Allah aynen ömür versin size. Allah sağ olasın. Cenab-ı Allah Türkiye'nin bayrağı üç yukarı. Allah razı olsun. Ağızkalı Türklerin yaşamı her yıl 14 Kasım'da derin bir mateme bürünür. 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgün ve sürgünün kurbanları Kur'an okunarak anılır. İşte bu anma törenlerinden birisi. Tarih 14 Kasım 2014. Kırgızistan'ın Kant şehri. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile Kırgızistan'daki Türk kuruluşlarının ve Kırgızistan'da yaşayan diğer halkların temsilcilerinin de katıldığı bu törende sürgünün 70. yıl dönümü anılıyor. Başkent Bişkek'e bağlı Orok köyünün Kırgız ve Ağızkalı Türklerden oluşan sakinleri sürgünde ölenlerin ruhu için Kur'an okuyor, onları anıyorlar. Sadece Kırgızistan'ın değil, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin halkları Ağızkalı Türklerin acısına ortak oluyor. Bizim tekimiz Türk boğandıktan, özümüz Müslüman boğandıktan ıntımak sol Allah'ın kudretiminin, Allah'ın nesiminin sol ıntımak boldu diyeyim. 1967 yılı okunu bitip geldim. Şehirde uçağa çık, brigat buluş dedim. Bu şehir, şu mahalde, şu Türkler talada işteydiler. Cüden mehnet geçirdiler. Kırgızistan'dan tuğusunu alıp durdum, şuların küçümenen, şuların işimenen. Onların ataları 2648 yıl önce Ağızka'ya gelmişlerdi. Ağızka'dan nice devletler, nice halklar geldi geçti. Sınırlar hep değişse de onlar hep vatanlarında var olmayı başardılar. Ta ki 1944'te Sovyet yönetimi onları vatanlarından kopararak yük vagonlarıyla Orta Asya'ya dağıtana kadar. Sürgün yolunda ölenler oldu, aileler bölündü, sayısız acı çekildi. Köklerinden koparılsalar da onlar ölmediler, asimile olmadılar, dinlerini, dillerini, kültürlerini, kimliklerini hep korudular. Onlar Ağızka toprağından koparıldıklarında Ağızka'da yarım kaldı, onlar da. Ağızka 1944'ten beri onları bekliyor. Onlar da Türkiye'nin başucundaki vatanları Ağızka'ya kavuşmayı, kökleriyle birleşmeyi. Geçmiş melek, geçmişim 80 yaşını. Ben Terkel'den yaşanıyor. Şimdi uşaklarımıza vatan gerek kızım. Biz ağaç olur ki dibi olmaz biz eley. Kuşlar da yazın. Yerinden geliyorlar buna dolanıyorlar da gene gözün öz vatanına gidiyorlar. Vatansız insan yaşayamaz kadın alem senin ben. Vatan ana sözüdür, ana demektir vatan. Vatan ana sözü ne kadar aziz, hürmetini saklar her bir oğul kız diyor. Zaten o sözdür. Eğer oğlumcan hükümetten yardım bulsa, bir yerde bir ev eşikleri var olsa, biz soğulgan yerimizde minmetteden razımız. Kaldık vatansız da. Vatan.
geleceğimiz boluş olsun diyerek dayan gel balla uşaklar gel. Bizim nenelerimiz, dedelerimiz vatanım diyemedi ama biz demek istiyoruz.